Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli ve kolay bir yemek tarifi vereceğim. Tepsi tava, diğer adıyla Arap tava. Evet, malzemelerimiz yarım kilo kıyma, bir ince sivri biberi doğradım. Ve karabiber, tuz, pul biber var. İsteğe göre pul biberi az koyabilirsiniz. Biraz sıvı yağ var. 4-5 patates, 3 domates, kuru soğan. İstediğiniz gibi onları ayarlayabilirsiniz. Evet, ilk önce fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Açıyoruz. 250 derece de olabilir. Evet, fırınımızı açtık. Fırınımız ısındığı sırada tuzumuzu, biberimizi, ekliyoruz. Ve az bir şey yağ. Bu yağın hepsini kullanmıyoruz. Diğerini biraz sonra patates ve domatesin üzerine ekleyeceğiz. Çok kolay ve lezzetli bir yemektir. Ve yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, iyice ne yoğuruyoruz. Kıymamızı, biber, pul biber, tuz ve karabiberle. Ve şimdi bu yoğurduğumuz harcımızı tepsimize eşit vaziyette yayıyoruz. Evet, şimdi hazırladığımız tepsiyi fırınımıza veriyoruz. Isınmış fırınımıza. Bu çok önemli, ısınması gerekiyor 250 derecede. Ve bu yarı kızarıncaya kadar fırında kalırken biz diğer taraftan patates, soğan ve domateslerimizi doğruyoruz. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, pardon. Arkadaşlar, malzememizi doğradık. Bakın, orta kalınlıkta domates, soğan ve patates. İsteyenler daha az patates kullanabilir. Benim çocuklarım patatesi çok sevdiği için bol doğradım. İsteyen daha az kıyma kullanıp daha çok malzeme kullanabilir. İsteyen daha çok kıyma kullanıp daha az sebze doğrayabilir. Evet, doğramış olduğum bu sebzenin üzerine biraz tuz ekliyorum. Ve şu görmüş olduğunuz yağı ekliyorum. Evet. Ve bunu iyice ne karıştırıyorum. Evet, iyicene karıştırdık. Evet, öte yandan kıymamız nar gibi kızarmaya başladı. Biraz daha kızardıktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Malzemeleri de üzerine ekleyeceğiz. Evet, kıymamız yarı kızarmış durumda. Şimdi onu fırından alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Kebap tadında arkadaşlar. Şu hazırlamış olduğumuz malzemeyi üzerine boşaltacağım. Bu yemek hem pratik hem kolay, en fazla 1 saatte hazır olan bir yemektir. Özel günlerde bile yapılabilecek bir yemektir arkadaşlar. Evet. Bunu üzerine bıraktıktan sonra tekrar fırına geri veriyoruz ve kızarıncaya kadar pişiriyoruz. 15-20 dakika, en fazla o 25 dakika sonra hazır olacak. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Yemeğe hazır. Şimdi şunu servise alalım. Bakın, nar gibi altta kızarmış kıymamız var. Evet. Bu yemek özel günler için de harika bir yemektir. Özel bir misafiriniz mi geldi ve zamanınız mı az? Hemen bu yemeği yapın. İnanın bana, misafirleriniz çok memnun kalacaklar. Bakın, kıymalarımızı görüyorsunuz. Kebap tadında kızardı. Aynen kebap lezzetindedir. Evet. Ve bunun yanında olmazsa olmazımız nedir? Pirinç pilavımız. Birlikte servise sunuyoruz. Afiyet olsun. Evet. Ve yine harika lezzetlerle karşınızda olacağım. Yapmamı istediğiniz, merak ettiğiniz bir yemek varsa yorumlara yazın. Sizlere döneceğim. Hoşça kalın.